Hanım kızlarımız, cavanlarımız, sizleri çok selamlıyorum. İnşallah hayatınızda müvaffakiyetler arzu ederim. Bilirsiniz, bu güzel yaşınızın kıymetini bilin. Hayat geçip gidiyor. Bu yaşınızı bugünden hayattaki mesuliyetlerinizi nasıl öhdenize alacaksanız, bugünden siz artık formalaşmış olmalısınız. Eğer formalaşmamışsanız, formalaşın ve kendinize prensipler koyun. Öz prensiplerinizi koyun. Mesela ben bir hocamız vardı köyde, kette. O sürekli Hazreti Peygamber'in emin, yani peygamber olmadan önce de emin bir kişi olduğunu ve cavanlıkta herkesin ona inandığını söylüyordu. Ben beynime koydum, dedim ki eğer peygamber de olmasam ama emin olmaya çalışacağım. Bilirsen, cavanlıkta öyle hallar oldu ki mene dediler, öz dayım mene dedi ki sen bu hayatta bu saflığınla bu sadalığınla hiçbir şey başaramayacaksın. Dedim yakşı dayım. Saydı ahırda dedi kimse sana kız da vermeyecek. Dedim yakşı. Evlenemeyeceksin dedim yakşı. Çünkü sen çok safsan. Evet. Ben beynime bir şey koymuştum. Onun bunun malını değil, o piyasadaki alverçiler gibi değil, hakikaten inanılır bir kişi kimi herkes ümit versin ve benden iş görsün. Ve Allah'ıma da söyledim, ya bu yolu göster ya da icaze ver, kaytar. İki yoldan birisi vardır. Ben bu yolu seçirem, gelirim. Bunu neye böyle keskin size söylerim ki, bir hatıra gibi aklınızda kalsın. Siz bugünden, hatta geç kalmışsınız, belki de 12 yaşında, 15 yaşında uşak yavaş yavaş özünü formalaştırsın. Birkaç gün evvel bir dostum, çok değerli bir dostum, bir makale yazmıştı ki şu anda uşakları siz büyük görürsünüz. Bugünkü insanlar çok şey görürler. Ama büyümüş kimi kendini zannederler. Öyle değil. 20 yaşındaki uşak kadim 12 yaşındaki uşağın fikrine sahiptir. 50 yaşındaki adam 30-35 yaşındaki adamın düşüneceksin. Çünkü o zaman yelpaze geniş değildi, teknoloji yoktu, dolanma yoktu, dünyayı göremiyordun, televizyon yoktu. Çok sıkı böyle sıkı ceviz değil. Ceviz gibi ama etrafını iyi öğrenirdi. Aksakılları çok iyi dinlediler. Eskiden nağılcılar vardı ailede. O nağılları söyleyen de o nağırlar çocukları formalaştırırdı. Şimdi çok şey bilirsiniz ama dibi zayıftır. Dibi yoktur. Temeli yoktur. Tabii şansınız vurup Kafkas'a gelmişsiniz. Kafkas manevi cihetten ve ailevi cihetten, içtimai cihetten eminim size çok şeyler verim. Bu çok büyük bir şanstır. Bunu bugün tapmak, çünkü herkesin öz kültürü var. Siz Harvard'a da gidebilirsiniz. Amerika'nın kendine göre bir kültürü var. Kafkas senin kültürünü öğretiyor ve ana babayla nasıl ilişkilerini kuracaksın, aileyle nasıl şeyi, geçmiş enneneni veriyor, bu sana basis oluyor. Ve ben basisimi çocukken o nağıllardan, o masallardan aldım. Mesela size söyleyeyim. Şimdi gördünüz bir sürü mesele yaratmışım.
Elbette bunu Azerbaycan ve mütehassıslar, Azersun artık bir motor olup öz içinde kaynayır ve yaradır. Gelip bana değiller ki biz bunu yaradabiliriz. Derim gidin yaradır. Kömeği derim ki yaradırlar. Ama bir şey var. Bütün benim geleceğim ve bugünkü itibarım geçmiştendir. Ben ki o cevanıdım, temiz ve dürüst bir insandım. Bu yayıldı her tarafa. Ve ben buraya geldiğim zaman merhum milli liderimiz de benim hakkımda araştırma yaptırdı. Biliyorsun elinde malumat var, KGB var, idare var. Ve hammıdan %100 not aldı. Ben Dubai'ye gitmişim, hiç tanımıyorum hiç kesin. Gitmişim adamdan mal alırım. Deyirim ki 3 gün sonra pırım gelecek, 2000 ton şeker Azerbaycan'a göndereceğim. Sabah zengi açtı, sen niye malını taşımışsın? Aha dedim, ben sana demişim ki 3 gün sonra ben gelip senin paranı vereceğim, pırım gelmiyor. Dedi, para istemiyorum. Nasıl? Sen nereden beni tanırsın? Dedi, ben Tahran'a telefon açtım. Orada dostlarım var dedi, ne isteyir ver. Ne isteyir ver. Mesela beynelxalq şirketlerde belki size öğrendiler banka ya filan. Ben banka elçi açmıyorum. Benim bir tane cavan evladım bir teleksiye mesaj mail yazıyor. Şu gemi şuraya hareket etsin. Bize kabul. Bir kelime gelir. Parasını ne zaman vereceksiniz? Diyor, 2 ay sonra, 3 ay sonra. Bak balacak hırda bir yerde itibar saklamışım. Kar topu gibi büyüyüp beynelxalq şirketler gemi gönderiyor, malı teslim ediyor, benden banka istemiyor. Demeli o cavanlıkta çok zahmet çektim. Çok elleştim. Hatta bazen de size deyim indi, siz de cavansınız olur. Naümit oldum. Acaba ben bu dünyada başaracak mıyım? Başarmayacağım. Ona bile tereddütüm vardı. Çünkü bakırdım dünyada çok cambazlar var. Çok kötü yoldan oyunbazlık yapıp para kazanırlar. Tereziyi eğirler, para kazanırlar. Ben de dedim ben bunu elemeyeceğim. Benim etrafımdaki deyip bunu elemesen sen de hiçbir şey olmayacaksın. Ticaretin bir kaydısı var. Dedim yok, ben alırım satırım düz satmalıyım da. Niye gerek bir oyun çevireyim? Ben bu dünyaya gelmemişim oyun çevirmeye. Ben gelmişim bu dünyada bir hizmet edeyim. Eğer hambal da olsam, doğru dürüst bir hambal olacağım. Mene yükü veren, ben o yükünü taşımışım. 50 kuruş veren de desin ki Allah senden razı olsun. Kırmadın, dağıtmadın ve getirdin malımızı arabama koydun. Ve eminim ki orada da benim ele o bakkalın önünde müşterilerim çokalar, her gel gelse diyecek sen gelmeye yükümü taşı. Çünkü ben selgeli taşıyacağım, onu götürüp doğru yerine koyacağım. O bana güvenir, 50 manatlık eşya almış, benim elime verir, beni insan ise diyor, beni kömeyle koy buraya. Ben de demirem ben onun nökeriyim, yok. Kayda budur indi. İmkanım yoksa ben onun yükünü taşımalıyım ve çoğu zamanda olup beraber çalıştığımız adam deyip gel artık sen şerik ol. Ona göre sizin şu anda formalaşınız bugündür. Teknoloji çok ilerlemiş. Kompütüre vallahi benim de vaktimi alır. Akşam raporlara bakıram araştırmaya. Ama onunla beraber tabii ki araştırma gençsiniz, yapacaksınız, bileceksiniz. Sizin kendinizi önce sorgulamanız lazım. Benim bu dünyadaki mesuliyetim nedir? Aileme karşı mesuliyetim nedir? Topluma karşı mesuliyetim nedir? Devletime karşı mesuliyetim nedir?
Dünyaya karşı mesuliyetim nedir? İnsanlığa karşı mesuliyetim nedir? Bu perspektiften bakacaksınız. Sen bir varlıksın. Sen bir varlıksın. Fizikin ne olursa olsun, dünyanın bir parçası bile olsa, sana Allah'ın verdiği bir ruh var. O ruhun gereklerini icra etmen lazım. Onun için varlığın çok önemlidir. Özün özüne değer vereceksin. Çok önemlisiniz. Siz bu memleket için, gelecek için çok çok önemli görevleriniz vardır. Kendinize neyneyim ele kıraktan ben de bir yer taparım işlerim. Değil. Ben tapacağım, işleyeceğim, yaratacağım ve başkaları da yesin. Ben nar ağacı ekirem diye bana deyirler ki 200 bin nar ağacı Azerbaycan'da ekmişim. Ömrün yetecek mi bunu götürmek? Deyirem ekmişler yemişik, ekipler yiyirik, ekeceğim yesinler. Kim oradan geçse desin Allah rahmet eylesin. Madem ki elimden gelir niye elemeyim akı? Bir yerde bir parça 200 bin ağaç nar 3 sene 5 sene sonra Azerbaycan'da böyle güçlü bir baza olacak. Bu gördüğünüz fabrikaların çoğu sosyaldır. Ben Heydar Aliyev rahmetli bana değer verdi, yer verdi, imkan verdi. Ben dedim ben onun cevabını vermeliyim. Mesuliyet budur. Biri sana yakşılık eledi, ele onun borcudur. Elesin da. Atanını bizi büyüdüm ne olar? Öyle değil ah, onların da sizden bir beklentisi var. Eğer sen namert bara gelipsen, o ayrı bir şey. Eğer mertsen, eğer insansan, eğer hanımsan, sen o ata ana toplum, şimdi buranın Azerbaycan bir suyunu içirik, havasından istifade ederek, imkanından istifade ederek. Ben de kişiyim, Abdülbari Gözel kimi, o kadar yarattım ki, ben Heydar Aliyev rahmetliye en azından karşılığını veririm. Çünkü o beni itibar eledi. Dedi bu ülkenin senin gibi itibarlı ve senin gibi mesuliyetli adama ihtiyacı vardır. Bunu Heydar Aliyev bana değil. Bu benim için çok büyük bir şeref idi. Ve ben o kadar elemeliydim ki Heydar Aliyev'in kalkı da desin. Allah razı olsun senden. Bu mesuliyettir. Yoksa o fabrikaların çoğu kar, çok da kar eden fabrikalar değil. Yağ şeker para kazanır, çay orta, diğer erkek tasarrufatı. Ben demirem biz yakşı müdüriyet edirik ama 10 yılda geliri geri getirir. Şimdi siz de ekonomi okumuşsunuz. 10 yıllık gelir getiren bir şey çok da bugün bu reyonda çok geçerli değil. Çünkü adam bir binayı dikir, oradan 10 milyon para kazanır. Niye geçsin bir yere yatırsın 10 yıl beklesin. 2 yılda satır pul kazanır. Ama bu mesuliyettir. Ben onun yaptığının karşılığını veririm. Bunu verince de hürmet kazanırım. Yükselirim. Şimdi Azersun, Azerbaycan'da hakikaten ben size söyleyeyim. Ticareti bilmirdiler. Biz yağ getirirdik buraya satırdık. Bizden alırdı 1 dolara koyurdu oraya 2 dolar. Gelip dedi kardeş sen 10% kazanmalısın. Tirahmende kazanmalıyım kardeş 100 değil de. Biz burada önce toptan sonra ticaret toptan sanayi ve sanayi kültürü ve kurum kültürü getirdik. Bütün Azerbaycan meselelerinde Azersun'da yetişmiş insanlar var. BP her yıl en azından 10 kişi bizden alır. 20 kişi alır. BP doludur Azersuncularla. Çünkü bizde hidrojeniler var, bizde laboratuvarlar var, kimya var. Bir büyük holdingin görevi bir de insan yetiştirmektir. Bir de doğru insan bizde yetişiyor. Dürüst insan bizde yetişiyor.
Mesela size çok örnek vereyim belki. Bir hanım zamanında Rusya'da margarin yapanda burasına bir tane margarin koyup aparırdı. Bunu gördük dedik olmaz. Biz her ay sana bir kilo margarin, bir kilo şeker, bir kilo çay bilmem ne torbanı dolduracağız. Sen geleceksen takdim edeceksin. Sen bu bir margarin aparsan İslam'ın üsulü gibi elin kesilir. Gideceksin işi. Azersun dürüst bir nesil de yetiştirdi. Bir Alman gelmiş, biz beraber strateji danışırız ki şirketin geleceği stratejisi ne olacak? Tabii bu belki bir 500 soru sordu. Günlerce işledi. Aşağıda 5 tane şey çıktı. 5 cümle. Bütün soruların cevabı. Dedim Mr. Guzal seninki trust. Yani bütün topladı, cemleştirdi. Ne diyorsun malın keyfiyeti? 100% emin olmalıyım. Bu bir trust'tır. Değilsin müşteri bana güvenmelidir. Bu bir trust'tır. Değilsin yaptığım işte inanmalıdır bana piyasa. Çünkü şu anda biz Azersun markasını vurduğumuz zaman bizim malımız uçur, gelir. Bizim şoki mukimiz Nutella gibi bir malı haradasa pazardan çıkardır. Nutella dünya değeridir. Ama cemaat bilir Azersun bir şey yaptı mı, benim şekerim var, onu test etmeden şekerli ürünü test edirem ve insülin vururam. Gerek ben görüm. Çünkü orada benim adım var. Bu da trust'tır. Yani bu da güvendir. Benim adım var. Ben size terevez ekim. Gelin benim tarlamın yanında. Bilin ki en yakışısını elemişim. Gübreyle doldurmamışım insana zarar olsun. En keyfiyetli terevez benim terevezim. Çünkü ben varım. Ben orada varım. Onun için bu benliği almanız lazım. Benim bugün en çok üzerinde durduğum sizin varlığınızın ehemmiyetidir. Sizin şanslı olup da böyle bir okulda okumanızdır. Ve bu varlığınızı bir servete çevirin. Görün bir adam rehberlik edip neler yaradı. Öyle bir adam ki cevanlıkta hiç onu beğenmirler. Hiç değiller ki senden bir şey çıkmaz. Belki etrafınızda da böyle diyenler var. Ama ben gönlüm zengindi. Kuru ekmek yediğim zamanda çok zengindim. Çok özümü zengin hissedirdim. Fakat yazdığım insanlara gelirdi. Ona göre bir bana gazeteci sorur, sen ölülere ağlar mısın? Dedim ölülere üzülür. Ben dirilere ağlarım. Çünkü diriler eziyet çekiyor. Ne yapardım genç yaşımda? Şimdi bunları size aktarmamız lazım. Kayışırım gözünüzü kulağınızı açın alın. Ben 16 yaşındaydım. Bütün dostlarım 60'ın üstündeydiler. 60 ile 90 arası. Ben gider onların çayını dökerdim. Dedim emi başla. Ne inediniz? Ruslar geldi buraya nece gitti? Sen nece başladın? Neçe tane koyunun vardı? Niye kırıldılar? Oğlun niye sana yanlış yaptı? Kızın niye böyle yaptı? Açılırdı. Bütün dostlarım buydu. Ona göre ben dedim bunlar hayatı geçipler. İki şeyi çok severdim. Bir tarih. Çünkü tarih benim tarihimdi. Ben biraz global bakıram. Öyle cavanlıkta da. Bu tarih diyelim. Yakşılar da pisler de tarihte kim gelip gidip benim. Benim ruhumdur. Benim gibidir. Mene benziyor. Benim gibi gelmiştir ve gidiyor. Tarihin içinde yüzürdüm, doymazdım. Sabah 5'te de anam görürdü kitabın içine artık iki varağın arasına başımı koyup yatmışım. Gözümü açanda da okumak istedim. O beni zorla çekip yüzümü yiyip
bir şey verdiğim ki bitireyim yani ne oldu bu hikaye? Bir de aksakallar. Onun için lütfen büyük adamlarla özellikle başından meseleler geçmiş adamlarla çok temasta olun. Bir hocalarınızı iyi dinleyin. Diploma alım gedim iş görüm değil. Diplomayı at çöpe. Ben öğrenmeliyim burada. Ben burada bu teknoloji öğrenmeliyim. Yarın gidip başka bir yerde bunu icat edeyim. Benim öğrenmeye ihtiyacım var. Ben silahlanmalıyım bu dünyada. Ben özüme element almalıyım ki gideyim faaliyet göstereyim, bir şeyler yapayım. Üst sahamda indi ticarettir, kimyadır, ne olursa olsun. Ona göre diplom için değil. Diploma alacağım bir yakşı iş bulacağım. Değil. Senin beynin yakşı iş bulacak. Profesör adam gelir bana. 40 tane şirket değiştirmiş. E diyorum hocam bu kadar bilgilisin. Ben ne oluyor? Yani niye bu kadar şirket? Biri kötü, iki kötü. Bu da kötü bir şeydir. Çünkü kendini tapmamış. Zekidir, ilim okuyor, konuştursan dünyayı biliyor ama kendini itirip kendini tapmayıp biz kendimizi taparsak bir de kendimize hem önemliyiz hem de vazgeçilmez değiliz. Müvekkatiz. Zaman çalıyor gidiyor bitecek. Pilimiz bitecek. Saat dönüyor. Tak 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 tak. Sizin değilsiniz ki biz hala cavanız, hala çok var. 20 yıl sonra beni hatırlayacaksın. Nice geçti. Ben sen bir balaca uşağıdın, süt emirdin. Ben nice geldim 20 yaşıma. Hatırla görüm ne oldu? İşte. Geldi gitti. 70 yaşına da gelsen öyle dönüp bakacaksın. Geçip gidip. Onun için 10 saatin içinde biz rolümüzü oynamalıyız. Ve oruzumuzu üstlenmeliyiz. Hem de ego değil. Ben diyorum kendiniz önemlisiniz. Ego değil. Allah rızası için kendiniz için önemlisiniz. Toplum için önemlisiniz. Ama asla egoist değil. Egoistler, ekabirler. Ben vesileyim bunları yaratmışım. Ben bunların sahibi değilim. Ben sebep olmuşum. Bu benim için bir fakirdi. Benim yediğim içtiğim iş bir tane memurum kadar da değil. Ben size söyleyeyim. Çok memurlarım benden çok da rahat yaşıyorlar. Onlar belli işler görürler ama ben hep bir şeyler yapma. Bugün de bir şeyler yapma cihetindeyim. Hele de size söyleyeyim ben tatmin olmamışım. Hele de doyum noktasına gelmemişim. Ki harada bu iş biter. Çünkü doyuma gelsem iş kurtarar. Ona göre ben derim ki bugünkü tecrübem, kemik kırmışım, çok eziyet çekmişim. Bugün tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Ve siz iyi bir okulda okumuşsunuz. Lütfen kendinizi bilin. Dünyada ben bir rol oynayacağım. Ben iyi bir aşbaz olacağım. Ben iyi bir chemical olacağım. Ben iyi bir idareci olacağım. Ben iyi bir her ne olacağım ama iyi olacağım. Bunu yaptığınız zaman bir de yardımseverliği unutmayın. Bazıları bana derler ki neye yardım edeyim? Evet yardım edebilirsin. Caddeden geçirsen koca bir arvat var alt kalır maşın altında. Onun elini tut geç o yana. Bu yardımseverliktir. Şart değil milyonların olsun. Ben de yardımseverim. Tut elinden çek o yana. Bu büyük bir yardımseverliktir. Zaten onu yaparsan layık görülürsün. Layık görülürsen önün açılır. Bir de bizim bilmediğimiz bir güç de üstümüzde var. O güç bizi layık gördüğü zaman bize mesuliyet veriyor.
responsibility veriyor. Yetki veriyor ve biz daha da imkanlarımız genişliyor. Ben biraz bir çocuk hatıramı size anladım. Başınızı ağrıtmayın. Çünkü söhbetin kısası faydalıdır. Ben uşağıydım. İkinci sınıftan gelirdim. Kar da yağardı. Muş'ta, Bulanık'ta. Buraya kadardı kar. Çığır açmıştılar. 30 tane koyun orada ot verirler. Koyunlar mene doğru düzeldiler. Gözümün içine baktılar, melediler. Yüreğim çok yandı. Dedim bunlar susuzdur. Çantamı koydum oraya. Milletin koyunu, hiç bilmiyorum kimdi. Aldım çöpümü, sürdüm. Götürdüm suya. Adam bağıra bağıra geldi, gitti. Ben de koştum tabii. Kızdı bana. Çantamı aldım, koştum, gittim. Neneme şikayet etmiş. Dedim, Ferzende emi anlamır. O koyunlar menen kömek istediler. Ben onlara yardım etmek zorundaydım. Benim borcumdu. Onlar bana meleyerek ağladılar. Diyorum, o zaman ağlamıştım, neneme izah ettim. Bilirsen bu bir yardımseverlik. Çocuklar, ne olur mesuliyetinizi bilin, yardımsever olun ve toplumda bir şey yarayın. Allah sizi selamet eylesin. Allah okulunuzu da var etsin, hocalarınızı. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.